Siyasi partilerin de üstünde vicdan ve akla dayalı bir platform gerekli. Serbest fikir beyan etme platformu gerekli. Ve herkes o platformda fikrini söyleyebilmeli. HDP'li de söyleyebilmeli, MHP'li de söyleyebilmeli, AK Partili de söyleyebilmeli, Merkez Partili de söyleyebilmeli. Herkes o vicdan ve akıl platformunda kendi fikrini söyleyebilmeli. Türkiye'nin böyle bir arayışa ihtiyacı Bak, TV, var. TV5'te bunu yapmaya çalışıyoruz şu an. İnşallah. Yani keşke. Sözü olan herkes için diye boşuna demedik. Keşke Şimdi bu güzel bir gelsen, başlangıç. Konuşsun. Bu anlatsın. güzel bir başlangıç. Evet. Yani kimsenin kimseye düşmanlık ettiği de yok. Yani bu güzel bizim, bir evet. düşünce. Şimdi bakın Türkiye'de zaten bu hadiseleri birçok açıdan aslında rahmet. Bakın Türkiye'de eskiden <laughs> biz Kürt kardeşlerimize karşı en çok kullandığım hitap neydi? Hainlik ediyorlar. Şimdi Tayyip Erdoğan ve ekibi Türkiye'de kendi gibi düşünmeyenlere herkese hain damgası vurarak bize şunu söylettirdi. Ya bir insana hain demek çok vicdani bir iş değil. Ne kadar da tehlikeli bir işmiş. Biz şimdi Kürt kardeşlerin derdini iyi anlamaya başladık. Ve tefrik etmeye başladık. Ya bütün bir camiye hain demek ne kadar insafsızlık bir şey. Bakın biz onları anlamaya başladık. Bir şey daha anlamaya başladık. Ya aklımızı başkasının cebine koyarak hareket etmek çok da iyi değilmiş be. Biz aklımızı esas almamız lazım, vicdanımızı konuşturmamız lazım. Evet. Biz Türkiye'de bir şey daha öğrendik. Neyi öğrendik? Dini siyasete alet ederek bir yere gidemeyiz. Dini siyasete alet edenler dine en çok zarar verenlerdir diye anladık. Şimdi bizim hakimlerde bu ehliyet yok. Başta bir şey söyledim size. Tekrar oraya dönüyorum. İşi ehline vermek. Biz işi ehline vermiyoruz. Bizden olana veriyoruz. Ben demin söylediğiniz gibi hayatını hukuka harcamış olan bir insanım. Hiçbir hakkımda soruşturma olmadan dinlenmeden üniversiteden ihraç edildim. Benim hakkımda hala iki yılı geçti, üçle yakındır dava açılmamış. Evet, mesela ihraç oldunuz. Evet. Ama hakkınızda bir ceza soruşturması dava yok. Dava açılmamış yok. diyorum ben. Niye? Dosya savcıda neden? Neden? Delil yok çünkü. Ama savcı takipsizlik kararı da veremiyor. Ben biliyorum. Verirse ne olur? Verirse sıkıntı olur kendisi için. Dolayısıyla ne diyor? Abdurrahim dursun. rahat evet. Yani. Dursun. Sırtında sopa Abi kalsın. Abi sırtında sopa dursun. Çünkü takipsizlik kararı versek delil yok. Bu defa idareciler ona düşman olacaklar. Gel bakalım sen niye takipsizlik kararı verdin? Çünkü soruşturma da garip. Yani soruşturmada size soruyor. Neden garip? Çünkü bana neyi soruyor soruşturmada? Hanımı sana kim buldu? Nasıl evlendin Allah? Böyle bir soru olur mu hiç? Ee, şimdi e, bu hükümetin içinde insaflı insanlar var, kabiliyetli insanlar var, memleketin lehine iş yapmak isteyen insanlar var. Ama derler ki balık baştan kokar tabiri caizse. Ve Türkiye'de yargıyı düşünürken Türkiye'deki yargının derdi yeni değil. Bakın Mehmet Moğolta'ya dediler ki sen belli bir camiayı alıyorsun, Aleviler alıyorsun, CHP'liler alıyorsun. Çıktı ne dedi? Tabii ki onları alacağım dedi. Böyle evet. Evet. Sonraki dönemde HSYK'ya hocanın talebeleri hakimken hep onlar alıyordu. Kendi adamlarını alıyorlardı. Bu da belli. Sonra AK Parti işte onları da kovdu. iyice iktidarı eline aldı. Bunlar da kendi teşkilatlarından insanları doldurmaya başladılar. Demin söylediğim noktaya geliyorum. Bakın diyorum ki demokrasinin de hukukun da inancında temeli iki kelime. İşi ehline vermek ve adaletle hükmetmek. Biz bu iki kelimeye Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri riayet etmiyoruz. Osmanlı'nın batışının sebebi de bu. Ehliyete ve adalete dikkat etmemek. Yargı böyle Türkiye'de. Başka bir yargı yok. Bugün Ankara 13. İdare Mahkemesi <laughs> evet. işte FETÖ okullarından mezun olmanın memuriyete engel olamayacağına karar vermiş. Bakın. Muazzam bir ilerleme hukukta. E başka türlü 2000. karar verseydi Berat Albayrak'ı Şimdi... bakanlıktan almanız lazımdı. Ben size bir şey söyleyeyim Bakın çok açık söylüyorum. Şimdi 15 Temmuz'dan önce herkes FETÖ'cüydü değil mi? Herkes. Yani o furyaydı. Yani Fethullah Hoca'cı olmak furyaydı. Şey 17-25'ten önce. 17 evet. Neyse bir zaman diyelim. Herkes FETÖ'cüydü. Yani, yani Bizimki ise... nerede çıkıyordu? Toplantılara da ne diyordu? Gel ey muhterem artık okyanusun ötesinden esen yerler bizi tatmin etmiyor. Seni görüp kucaklamamız, bağrımıza bakmamız lazım. Muhterem abim bilmem ne falan bir sürü temenniler diziyorlardı. Her neyse. Ama şimdi kime sorsan kimse FETÖ'cü değil. Birkaç yıl sonra ne olacak biliyor musunuz? Kimse ben AK Partiliyim demeyecek, demekten utanacak. Bakın bir şey söylüyorum iddialı. Birkaç yıl sonra kimse ben AK Partiliyim demeyecek, demekten utanacak. Çünkü çok acayip bir çıkmaza ve rezaletin içine girdiler. En büyük çıkmazları da neyi? Her şeyi telafi edilebilir. En büyük çıkmazları hukuksuzluk.